Şu anda kara harekatında durum ne? Az önce e, İsrail tarafı diyor ki biz artık kuzeyi kontrol altına aldık. Bu doğru mu sizce İsmail? Yani şöyle doğru olabilir çünkü 3 e, yerden girmişlerdi hatta 4 yerden. Kuzeydeki 2 yer vardı. Hı -hı. E, şu e, kuzeyde doğduğu yerden girdiler yine şurada. Sarı görünen. Evet Çabuk sarı. Çabuk test diyelim ekibimizden e, bir, gelsin arkadaşlar. Bir de buradan girdiler şu Hı -hı. bölgeden. Şimdi söyledikleri şu şu ikisi arasındaki mesafe eee 4 ile 7 kilometre düşmüş. Yani yaklaşmışlar birbirlerine. <laughs> ee, ama e, asıl burada şey var. Gazze e, şeyi var. Gazetesi, Gazze şehri var. Gazze şehrini etrafını çevirmişlerdi. Ne olduğunu bilmiyoruz. Yani orada e, ne yaptılar? Temizlediler mi? Temizlemediler mi? Büyük ihtimalle temizleyecekler. Yani e, öyle söyleyeyim. E, çünkü e, bölgedeki o şeylerin e, tünellerin şapları var. Onları falan patlatıyorlar. Ee, tünellere tuzlu su da özür dilerim. Teşekkür ederim. Tamam. Pardon. Tünellere tuzlu su falan da sıkıyorlar. Yani büyük ihtimalle buradaki insanları e, burayı Filistinsizleştirecekler gibi gibi e, gözüküyor. E, ondan sonra da büyük bir ihtimalle şeye doğru e, güneye doğru inecekler. Yani e, burayı böyle bırakmayacaklar. Zaten bu burayı aldıktan sonra bu bölgeyi ama buradaki muharebelerin daha herhalde eğer ateşkes bir hafta duraksama olmazsa büyük bir ihtimalle yani en az 3-4 hafta daha devam edeceğini derler. 3-4 hafta evet, daha. Peki o iki bölümü birleştirmesi mümkün mü? Bir videomuz vardı onu da hazırlayalım. İş makinalarıyla girdiklerine dair eee Sinancım. Yani sonuçta var? şu bu cadde ve sokakları kullanmak suretiyle birlikler ilerliyor burada. Tank desteğinde hafta işte hava kuvvetleri ve helikopter desteğinde ee, ilerliyor. Şeyde e, bu, bunlar da ilerliyor. Bu e, hem e, güneyden kuzeye kuvvet geçişini, militan geçişini engelliyorlar, hem de e, işte devam ediyor ilerleme. E, ama biraz yavaş ilerleyecekler çünkü savaşarak gidiyorlar. Yani sokaklarda, caddelerde savaşarak gidiyorlar. Bu bir tuzaklar oluyor zaman zaman. O e, ondan sonra mayınlar yaşanıyor. E, tünellerden çıkıp Şeylere, evet şimdi şu, ateş şu videoya bir bakmak istiyoruz. Şimdi bu video <laughs> e, İsrail ordusunun sosyal medya üzerinden kara operasyonuna dair yayınladığı bir video. Söz konusu videolarda zırhlı birliğin yanı sıra iş makineleri dikkat çekiyor. Ama neden ne yapmaya Şunun için şimdi e, çok büyük bir enkaz var. Bakın enkazı kaldırıyorlar bir. Hmm. İkincisi e, o tanklar için iş makinaları mevziyi kazıyorlar. Yani... <laughs> Tanklar kule mevzine girer. E, durduğu anda tank hemen kule mevzine girmesi lazım. E, kule mevzine girmesi için eğer orada bir sırt yoksa büyük ihtimalle e, o iş makinesi orayı kaldırır. Zaten her tank birliğinde e, yeteri kadar şey var. Bizde de grader e, cinsi iş makineleri var. E, oraya bir e, kule mevzine girer. Yani tankın sadece namlusu ve kulesi gözükür. Tankın geri kalanı toprağın altındadır. Onun için e, gidişte. Hem bunlar için iş makinesine ihtiyaç var, tank ve obüsler için. Hem de e, burada e, oluşan büyük enkazı kaldırmak için iş makinesine ihtiyaç var. Şimdi e, gidiyorsunuz, e, bombalamışsınız, e, binalar çökmüş, e, o binaların içerisinde yani çöken çöken bina, Hamas için mi avantajdır yoksa yani şey için avantaj. halde, kim için avantaj? Kim için avantaj? Yani bana göre Hamas için avantaj, Hamas, savunucu için avantajdır. Için onun temizlenmesi lazım yani hmm. e, çünkü Hamas o o zaman hem bu çöken binanın enkazının arkasına geçip ateş edebilir hı hı. hem de bu bölgelerin işte burada da var. Mesela kullanıyorlar burada herhalde şurada ve e, bir de yıkılmayan binaları da yıkıyorlar değil mi? E, yıkarlar evet yıkarlar yani o binaların tamamı yıkılacak ben yani. büyük bir imali e, tamamını yıkacaklar bakın yıkıyor hepsini yıkıyor hı hı. yani e, tünel tünelde görülen yerleri gördünüz ya şu işte bina yıktığı gibi tünel göllerine <laughs> girişlerini ve çıkışlarını da bozuyorlar. Onları da e, kepçeyle e, kaldırıp atıyorlar bu tarafa doğru. E, dolayısıyla e, şu gördüğümüz şey yani birlikler böyle şu herhalde şey iş makinesi galiba evet iş makinesi. Şimdi e, burada bütün şeyler e, aynı araç şasisi üzerine yani araç kasası üzerine e, yapılmıştır. yani e, şeylerin e, tanklarının şeyi neyse, e, şasi neyse, görüntüsü neyse, iş makinesinin görüntüsü de olur. Çünkü aynı şasi üzerine e, şey kaporta konmuştur. E, şey de öyledir, zırhlı araçları da öyledir. Yani zırhlı muharebe araçları, erleri taşıyan zırhlı muharebe araçları da öyledir. E, şimdi haritaya geri dönelim o zaman. Biraz haritadan İsrail şu an ne yapmaya çalışıyor? Hamas ona karşı nasıl bir direniş? Şimdi İsrail şunu yapmaya çalışıyor. E, şurada, şuraya donanmasını getirmiş. Buradan donanma toptucusuyla buralara vuruyor. Çünkü şimdi bu birlikler bir defa şunu söyleyeyim. İsrail hem kuzeyden hem deniz yani kuzey batıdan hem de orta kesimden şey yanaşıyor. Kuzey ve güneyi birbirine yaklaştırıyor. <laughs> ve buradaki bütün Hamas militanlarını temizlemeye çalışıyor. Ama Hamas yer altında nasıl oluyor? Ay şöyle ama çıkmak durumda şimdi normalde şimdi bunlar girdiler buradan devam ediyorlar. E, Hamasın bunları durdurması gerekiyor. Durdurması için de oradan çıkacak. Tünelden çıktı. çıkıp e, e, ateş vurup, edecek. Ateşe edecek. Geri giriyor. E, şeylerde tünelden çıktığı anda vur vurmak için ateş ediyorlar. Şeylerde bekliyorlar. Hı hı. Ona göre uygun e, pusuları koyuyorlar. Dikkat ederseniz bir de <laughs> geçen sefer de aynı şey oldu. Bu engineering diyorlar. E, aslında şey. Daha i̇stikam. Estik. İstikam. Hı hı. i̇stikam. <laughs> Mühendislik ama <laughs> bizim istikam birlikleri, istikam subayları mühendis zaten hepsi ee, onları önüne öne koyuyorlar. Onlar aynı zamanda hem e, bu bir tuzaklarını kaldırıyorlar, hem mayınları kaldırıyorlar, hem yıkılacak yerleri yıkıyorlar, hem de muhtemelen geçilebilecek noktalar var varsa mesela o Enkaz gibi vesaire gibi oralardan piyade birliklerin geçişi için e, şey hazırlıyorlar, e, bir koridor hazırlıyorlar. Bir e, pasaj gibi bir yer hazırlıyorlar Geç, geçişleri için. E, onu sağlıyor. Şimdi burayı önce halletmesi gerekiyor. E, <laughs> ve burayı hallederken de ateş desteğine ihtiyaç var zaman zaman. E, ateş desteği nasıl oluyor? Şuralarda daha evvel gördük. Obüsler vardı. Bütün nevizlenmiş obüsler vardı. Obisler, Bazı sınır. yerlerde tanklar vardı. Evet. Bunların bir kısmı evet. içeri gitti bir kısmı dışarıda kaldı. <laughs> e, ondan sonra yine bu bölgede donanma var, donanmanın işte topları var. Onlar vasıtasıyla... Etrafını sardı. E, sardı ama onlar vasıtasıyla ateş desteği istiyor. Mesela ilerlerken şurada bir yere rastladılar, durdular diyelim ki. Hemen buraya e, şeyde, lezar işaretleyiciyle hava kuvvetlerinden veya e, şeyden... E... Topçu birliklerinden ne topçu birliklerinden ya da helikopterlerden e, şey istiyorlar. Ateş desteği istiyorlar ve e, o ateş desteğiyle öne çıkan o engelleri ortadan kaldırmaya çalışıyorlar. O bu dedikleri şeyler de biraz evvel söyledim. Tamamen e, enkazı ortadan kaldırmak ve piyade birliklerine geçiş açmak için. Bir de piyade birlikleri geçiş açmak, geçiş açmadan Geçiş açmak için kendi gücünü kullanmaması lazım Hı -hı. zaten savaşacaklar e, dikkatlerini düşmana ya da işte düşman diyorum şey e, Filistinlilere ya da Hamas e, has, evet Hamas'a Hamas, Hamas militanlarına çevirecekler öyle bir şey e, yani böyle bir şey var yani 4-7 kilometre düştüğü dediği yer bu arası demek ki bu yavaş yavaş Peki.